Selamun aleyküm değerli takipçilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, kanalıma, evime, kalbime hepsi canınız hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız iyiyiz, Allah'ımıza çok şükürler olsun. Bundan daha iyisi can sağlığı. Ben bugün ne yapacağım canlarım? Binamızda bir iki ailede korona var. Yani komşularımdan olan da var. Bir Arap komşumuz var alt katta. Arap mı? Arap olması lazım. Araptır %90. Onlarda da var. Onlar için, kendimiz için bugün poğaça yapacağım. Onları da getireceğim. İnşallah böyle kapıya vururum. Oradan alırlar. İçeri girmeyeceğim tabii ki de. Biraz iki tep bu her zaman bir tepsi yapardım. Bugün iki tepsilik yapacağım. İnşallah pamuk gibi bayatlamayan güzel bir tarifimiz var. Pastane poğaçaları sır gibi saklaylar. Onun tarifini ben aldım. Size eğer becerebilirsem onu yapacağım. Çok güzel. Şimdi sizden beraber poğaçamıza canlarım başlayalım. Şöyle inşallah kameranın bugün yerini değiştirdim. Böyle hepimizi görmenizi istedim. Malzemelerimi şuraya yığdım. Şimdi ilk başta ne yapacağız canlar? Şöyle tavamı ben aldım. Tavama bakın canlarım, bir dolu çay bardağı. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümüzü koyduk. Ondan sonra cime bir çay bardağı da suyumu koydum. Evet. 1,5 çay bardağı su, bir çay bardağı süt. Şimdi bunu ılınması için canlar tabii ki de ocağa aldım. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Buraya da öncelikle mayamızı koyuyoruz. Ölçeyim size. Ben gözümle ölçüyorum ama kaşıkla ölçeyim size. Bir kaşık kuru mayamızı koyuyoruz. Bir, iki, üç yemek kaşığı şekerimi koydum. Şimdi bunu ılık sudan çözeceğim canlar. Evet, ılık suyumu koydum. Şimdi mayamızı aktifleştireceğiz güzelcene. Zaten hemen olacaktır. Şekerini de eriteceğiz. Şekerle mayayı bunda eritmeye çok önem gösterin. Şöyle tepsi mayası da aldıracağız poğaçalarımıza. Zaten güneş vuruyor. Çok soğuk ama güneş de vuruyor. Şöyle bir yandan da bakalım. Sütümüz çok şey yapmasın. Sizler neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Has mısınız? Şöyle geleyim ki daha iyi olsun. Evet, mayamız köpürdü gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim size. Mayamız böyle köpürdü, yani ne demek, aktif hale geldi. Şimdi birazcık daha ılısın sütüm. Bir yumurtamız var burada. Unumuz var, tuzumuz var. Başka bir şey yok. İçine siz bunun peynir koyabilirsiniz, patates koyabilirsiniz, çikolata koyabilirsiniz. Çikolata buna çok yakışıyor. Çikolata parçacıkları koyabilirsiniz. Belki bir iki tanesini ben de öyle yapabilirim. Çikolata parçaları var burada. Denemek için bir iki tanesini öyle yapabiliriz. Hiçbir şey yoksa boş yapabilirsiniz. İçine yağ sürebilirsiniz, yağlı yapabilirsiniz. Her şekilde yapabilirsiniz. Yeter ki bu hamurun kıvamını tutturalım canlarım. Şöyle. Bunları da pişireyim de yerlerine teslim edeyim. Kafaya koydum ya. İlle onu yapacağım. Ondan sonra da verdikten sonra giderim. İşi Allah nasip ederse. Öyle yani canlar. Yapacak bir şey yok. Buna da hamdolsun. Evet. Kattığımız sütümüzle suyumuzu da ılıttık. Onu da buraya döküyoruz. Zeytinyağımızı da dökeceğiz. Diyorum ki bir şey var aklımda.
Şöyle sıvı yağımız var. Bir çay bardağı da zeytinyağı dökeceğiz canlar. Bu yeterli. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Zeytinyağı da desem siz beni anlarsınız. Sıvı yağ. Bir tane yumurtamız var. Kırıyoruz içine. Şimdi bunu, bu tarifimi denemenizi isterim. Bu tarifi pastanede çalışan birisinden aldım ben. O verdi bana, Türkiye'den yazdım. O geri döndü bana. Ondan aldık. Şimdi az az unumuzu ilave edeceğiz canlar. Geçenki börek tarifimde unumun markasını soranlar oldu. Şöyle yakından göstereyim size. Lidl'den aldım canlarım. Markası bu. Alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Şöyle. Aldığı kadar un. Sizin yumurtanızın büyüklüğüne göre, bardağınızın miligramına göre tabii ki unu değişiyor canlarım. Şöyle şimdi bunun üzerine de bir yemek kaşığı dolusu tuzumuzu ekliyoruz. Şu şekilde dolu dolu bir yemek kaşığı tam dolu olsun. Tuzumuzu ekledik. Şimdi karıştıracağız bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Az az unumuzu ilave edeceğiz. Güzelce çok yumuşacık bir hamur olması lazım. Siz de böyle yapmanızı tavsiye ederim canlarım. Ununu aycık aycık koyun. Bu zaten biliyorsunuz, hamur yoğurmayı bilmeyen pek yoktur. Kıvamlandıkça elimizi kendi bırakacaktır zaten. Şu şekilde. Yeğenlere de şifa olsun inşallah. O hastalarımıza da şifa diliyorum. Bugün onlara, yarın bana. Kimse demesin ki bana olmaz. Keşke olmasa ama işte oluyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle borcamımızı da. Elinizden geldiğince canlarım, hamurunuzu cam borcamda yoğurun. Plastikten önce cam borcamda yoğurun. Çünkü camda yoğurduğunuz zaman hamuru daha güzel gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi elimizi her zamanki gibi ne yapıyoruz? Hamurdan çıkması için çok az sıvı yağ döküyoruz. Şimdi elimiz kolayca, bakın, hamurdan hemen sıyrılıyor. Hemen. Hem bundan çantaya da koyarım, Erdoğan'ın çantasına. Dökülmez yani. Siz görün diye bu tarafa gelmek istiyorum ama. Atla diğeri.
Gördüğünüz gibi canlarım çok güzel hamurumuzu yoğurduk. 1-2 dakika daha böyle yoğurup evet, hamurumuz tamam. Şimdi bunu bir poşete koyalım. Kapatalım üzerine. Şöyle göstereyim size de. Şu şekilde güzel bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerine örtelim canlar. Şöyle bir poşete yine geçireceğim onu. Şöyle üzerine azıcık un atalım. Poşete yapışmasın. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şuraya. Aa, şimdi hemen gelip ben de buraları canlarım toplayayım. İçinin harcını hazırlayalım. Gene tekrardan görüşelim inşallah. Canlarım tekrardan merhabalar. Ben şöyle beyaz peynirle, siz çökelek de varsa koyarsınız, maydanoz da koyabilirsiniz. Böyle telli peynirle karıştırdım. Böyle iç harcımı hazırladım. Bir de şöyle 1-2 tane yapacağım. Damla çikolatalar var ya, onlardan koyacağım. YouTube'da görmüştüm. Bakalım onu da bir deneyelim. Hamurumuz kabardı. Çok güzel bir hamur elde ettik. Biraz da tepside kabaracak canlarım. Tepsi mayasında bir 15-20 dakika. Şöyle bakın canlar. Nasıl göstereyim size bilmiyorum ki, bakın. İçi göz göz oldu hamurumuzun, çok güzel. Şöyle kıvamı yumuşacık. Mis gibi koktu. Çok seviyorum ben hamurun kokusunu. Şey var ya, maya kokusu. Maya kokusunu çok seviyorum. Şöyle hemen tezgahımızı ben azıcık yağlayacağım. Çok az. Şöyle tezgahımızda yapacağız. Dediğim gibi sizin görmenizi istediğim için öyle. Elinizde böyle top yaparsanız o zaten bakın hiç ezmeden hep aynı kıvamda oluyorlar. Evet. Şöyle şimdi zaten burası yağlı. Hemen poğaçalarımızı sizinle beraber şu şekilde şurada da kesicim vardı da. Ben bir şeyi bu ara aradım mı bulamadım. Ne bileyim ben. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Poğaçalarımızı yapmaya başlayalım. Küçük, büyük. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz tabii ki de. Önemli olan dediğim gibi hamuru. Hamurumuzun da gerçekten maşallah var. Pamuk gene bağırıyor. Efe! Şöyle. Zeynep de bebeğini getirdi şeyi. Oyuncak küveti var bebeğinin. Efe lan bir de bebek hikayeli banyoda. Bizim küvetin içinde giyindi bebek küvetlerinden bebek hikayeli teyzeleri. Pamuk da bağırıyor. Efe. Bizim burada zaten yok da pek. Ama Türkiye'dekiler de eğer bu poğaçayı kesinlikle imzamı atarım denerseniz asla daha poğaça almazsınız. O kadar ki güzel oluyor. Fırınımızı da ben 180 dereceye açtım.
Fırınımızda ısınacaklar. Şöyle birazcık daha sıvı yağ alayım. Dediğim gibi aslında bu ara çok hamur işi yaptım. Bunu yapmayacaktım ama dediğim gibi verecek olduğum yerler var. Öyle kalbimden öyle geçti yani. Demek ki öyle kısmetmiş. Bol bol koyarım içine. Peyniri üzerinde eridiği zaman çok güzel oluyor. Şöyle. Ha şimdi işe gitmiş gelmiş olsaydım. Ne yapalım, oraya da gidiyorum. Gavuruk sağlık olsun. Orada biter. O da biter. Aldırma gönül aldırma. Yeter yeter, Efe'ye bağırıp durma. Efe kesti senin okul arkadaşın. Efe'yi arkadaşı görüyor benim. O yüzden ben ağzınıyım. Duyar mısınız Allah aşkına teyzelerim? Pamuk. Bak şimdi. Pamuk. Efe. Ağırken güldürüyor beni, sana yiyeyim aklını, seni verene kurban olayım, kurban. He? Sesi kesene ne kadar Efe'ye bağır. Ne? Bağırma da aşkım, bağırma. Şöyle şekil verelim buna canlar, bu şekilde. Aşkım. Mübarek hamur, durduğu yerde kabarık. Efe. Yedi tane de. 3, 6, 7. Bu da kalsın öbür tepsiye. Bunu sizden bile yapayım. Öbürünü de kendim yapayım. Öbürünü düz poğaça yapacağım. Nein aşkım, nein. Abi ablalar oynuyor. Zeynep'e biraz ders yaptırdım bu hamur kabarana kadar. Dedim biraz oynayın da kalanını da ben işten geldim mi gene yaptırırım onu. Çocukları görmüyor ya. Canı sıkılıyor. Yaz geldi ama yaz pamuk. Biz hep bahçeye gideceğiz. Bu son ev videoları bunlar. Son. Bahçede pişireceğiz. Bahçede yiyeceğiz. Nein. Seni getiremeyiz bahçeye. Uçar gidersin. Sonra biz çok üzülürüz. Aşkım benim. Pamukcuğum. Seni Allah'ım, senin aklı var nasıl? İnsandan daha çok akıl vericisi. Senin beynini yiyeyim ben, bağırın ağzını yiyeyim. Nankör insanları hayvanlar on basar. Senelerce insanlara iyilik ettiysin, yanlarında oluyorsun. Bir hatanda olmasa bile gözleri seni yemedi o an. Gel sırt çevirilirse, ama hayvanlar öyle mi? Asla. Allah'ın en günahsız varlıkları onlar, canlıları. Üstüne yumurtasını süreceğim canlar, bunu hemen 10 dakika sonra burada dursun abi güneşte.
10 dakika sonra hemen pişireceğim. Bakın canlarım. Şöyle güzel oldu da. Bu şimdi dursun. Ben öbürünü de yapayım. Gene piştikleri zaman size gösteririm inşallah. Canlarım benim, bizim poğaçalarımız pişti. Çok da güzel görünüyorlar. Size göstereyim burada. Şöyle döndürüyorum. Bakın canlar, bir tepsi böyle yaptım. Bakın. Görüyorsunuz. Bir tepsi de bu şekilde yaptım. Daha sıcak, bakın. Çok güzel. Peynirleri böyle akışkan. Şöyle. Siz de yaparsanız ben de memnun olurum. Size de afiyet olsun. Atları da bu şekilde güzel güzel piştiler. Şimdi bunları böyle, siz gerçekten bu tarifi her yerde bulamazsınız. Ben bunu gerçekten pastanede çalışan bir arkadaştan aldım. Aynı şekilde yaparsanız çok memnun kalırsınız. Size de şimdiden afiyet olsun diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşecek. Rabbim nasip eylerse. Hoşça kalın canlarım. Hepsi size kucak dolusu gurbet kuşunuzdan selamlar, saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. Hoşça kalın canlarım. Kanalımda kalın.